Birazdan izleyeceğiniz program gerçek bir Türk öyküsüdür. Ata toprağını büyük Kazak göçüyle terk etmek zorunda kalan Şirzat Doğru'nun hikayesi. Takvim yaprakları 1949'da daha ağır bir akar olmuştu Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız ve elbette Şirzat Doğru için. Zira komünizmin gelişiyle ata yurdunda yaşamak, katlanılamaz sıkıntılarla baş etmekle eşdeğerdi. Doğudan Çinliler, batıdan Ruslar, Doğu Türkistan'ı işgale başlamıştı bile. Kazak Türkleri zulümden kaçma ya da ana yurtta kalıp başa gelene katlanma konusunda ikiye bölündü ve binlerce Kazak Türk'ü özgürlüğü kilometrelerce uzakta aramaya karar vererek Türkistan'ı terk etti. Hal böyle olunca amcası Ali Bek Hakim önderliğinde yaşlı gözlerle yola revan oldu Şirzat Doğru. Yarı hayvan sırtında, yarı yaya 2 yıl sürecek bir yolculuktu bu. Mevsimlerden zulüm, günlerden ölümdü adeta. An geldi, Taklamakan çölü zulmetti göçerlere. An geldi, Himalayalar eşlik etti ölüme. Hüzünlü yüreğini Hindistan'a kadar getirebilmeyi başaranlar, kısa bir süre soluklanma fırsatı buldular. Ölüme meydan okuyanlar arasında Şirzat Doğru ve ailesi de vardı. Hindistan'da 2 yıl kalan Şirzat Bey, beraberindekilerle bin bir sıkıntı çekerek 1954'te Türkiye'ye geldi. Öyle ya, Türkiye dururken başka nereyi yurt belleyecekti ki? Salihli'ye yerleştirildiler. Şirzat Doğru, İzmir'de bir süre otellerde tercümanlık yaptı. Dil biliyordu. Ardından NATO'da sivil memur olarak çalıştı. Bu sırada eğitim amaçlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Almanya'ya gönderildi. NATO'da 23 yıl çalışan Şirzat Doğru için artık kendi işini kurma zamanı gelmişti. Bir süre dericilik yaptı. Biraz para kazanınca 1988 yılında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Nifdağ eteklerindeki 300 dönümlük araziyi alıp daha sonra Kazak Vadisi olarak da anılacak Alaş Kımız Çiftliği'nin temellerini attı. Şirzat Doğru, onlarca seçenek varken neden Kımız Çiftliği sorusunun cevabını TRT Avaz ekranlarında Ahmet Yenilmez'in sunumuyla yayınlanan Türkiye'de Türk Dünyası programında verdi. Şu an Avrupalılar her türlü kozmetik sanayinde, ondan sonra ilaçları kullanıyor. Hatta kanser için kullanmaya başladılar. Biz hala ayakta uyuyoruz gibi geliyor. Kımız kanser tedavi, bağışıklık sistemini mi güçlendiriyor? Bağışıklık güçlendiriyor. Kımız hakkında çok kitaplar var. İngilizce, Rusça yazılmış. Onu bakarsanız göreceksiniz. Evet. Ama patenti Türklerindir. Evet. Gerçi biz de burada patent aldık kımız için ama Alaş Kımız diye. Esas patent bütün Türklere aittir. Türklerin aspirini diyorum hakkında. Evet, Türklerin aspirini. Aspirini. Kımız. Kımız. Gelin büyük Kazak göçünün hikayesini bir de Şirzat Doğru'nun ağzından dinleyelim. Valla Türklerin düşmanı çok da biraz zayıf biz geliyor. Çünkü her şeyi kaybettik. Çinliler işgal ediyor Doğu Türkistan'ı. Komünizm geliyor. Ondan dayanamayınca kaçıldı bunlar. O şekilde kaçan insanlarız biz. Çok büyük hareketler oldu. Az miktarda insan geldi Türkiye'ye. 18 bin kişiden aşağı 3 bin kişi kadar geldi. Geri kalan yolda öldü, esir düştü, kaldı orada. Öyle büyük göçtür. Göçler hakkında çok kitaplar yazıldı. Yalnız film çekilmedi daha. Evet. İnşallah bizlere nasip olur. İnşallah. 18 bin insandan Anadolu'ya ulaşanların sayısı 3 bin. 3 bin.
Müthiş bir zayiat, müthiş bir trajedi. Çocuk yıllarınıza dair hiç hatırladığınız şeyler var mı? Valla her şeyi hatırlıyoruz. Yolda gelirken de bir ihmal ediniz, hastalık için ilaç yok. Leşir insan ile içildi. Eskimo gibi karnın altına yatıldı. Mesela zebranın etlerini deve at hep beraber yediğimiz günler oldu. Böyle sıkıntı, yalnız o kitabı okursanız, onlardan alırsanız ona bizim kimse inanmıyor kolay kolay. Yani biz başımızı geçişini biliyoruz. Bizim yaştakiler biliyor. Büyük Kazak göçünün acısının son sembolü Şirzat Doğru, 84 yaşında yurt bildiği İzmir'de hayata gözlerini yumdu. Allah-u Ekber! Şirzat Doğru için kurucusu olduğu Kemalpaşa ilçesindeki Alaş Kımız Çiftliği'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde Doğru'nun vasiyeti üzerine tabutunun üstüne Türk dünyasının bayrakları kondu. Şirzat Doğru'nun Atayurdu Türkistan'da başlayan hikayesi, Türkiye'deki soydaşlarının omuzları üstünde sona erdi.